Merhaba, İnceleme Koya hoş geldiniz. Bu videomuzda Lenovo'nun oyunculara özel olarak tasarladığı Lenovo Legion 5'i inceliyoruz. Lenovo Legion 5 güçlü teknik özellikleriyle iyi bir oyuncu bilgisayarı olurken aynı zamanda yüksek ofis dosyalarını işleyebilmesi ve pratik kullanımıyla birlikte iş ve okul hayatınızda da kullanabileceğiniz güzel bir dizüstü bilgisayar. Lenovo Legion 5'in güncel fiyatını görmek istiyorsanız eğer videonun açıklama kısmına ve yorumlar kısmına ürünün linkini ekledik. O link üzerinden de hem Lenovo Legion 5'in fiyat etiketini görüntüleyebilirsiniz. Tabii ki satın almayı düşünüyorsanız da o link üzerinden ilerleyebilirsiniz. Gelin Lenovo Legion 5'i detaylarıyla daha yakından tanıyalım. Lenovo Legion 5 kendine özgün hayalet siyahı renk seçeneğiyle karşımıza çıkıyor. Bilgisayar gerçekten görsel olarak hoş bir tasarıma sahip. Aslında Lenovo Legion 5'in tasarımı Lenovo'nun diğer dizüstü bilgisayarlarında izlediği tasarım dilini Legion serisinin oyunculara yönelik tasarımıyla bir araya getiriyor. Herkesin hoşuna gidebilecek iyi bir tasarım ortaya çıkıyor. Lenovo Legion 5'in ekran menteşeleri bilgisayarın daha ön tarafında. Bu sayede ekranı hem tek elle kaldırmanız çok kolay oluyor. Özellikle Windows bilgisayarlarda genellikle bunu yapmak pek mümkün değildir. Ancak Legion 5'in ekranını tek elinizle kolaylıkla kaldırabiliyorsunuz. Ayrıca ekran 180 derece açılabiliyor. Böylelikle daha da kolay bir kullanım sağlıyor. Lenovo Legion 5 bir oyuncu bilgisayarı olduğu için plastik bir gövdeye sahip. Plastik gövdeye sahip olmasındaki neden ise bilgisayarın güçlü teknik özellikleriyle birlikte daha hafif bir yapıda olması. Legion 5'te 2.3 kilogramlık bir ağırlıkta. Açıkçası oyuncu bilgisayarları arasında iyi bir ağırlık düzeyi olduğunu söyleyebiliriz. 15.6 inçlik güçlü bir dizüstü bilgisayara göre ağırlığı kabul edilebilir seviyede. Bir oyuncu bilgisayarındaki en önemli konulardan biri de tabii ki bağlantı girişleri. Lenovo Legion 5'in sol tarafında bir adet USB Type-A girişi ve bir adet 3.5 mm'lik kulaklık girişi bulunuyor. Bu kulaklık girişi Dolby Atmos ses desteğine sahip kulaklıkları bağlayabileceğiniz bir giriş. Yani bilgisayarda eğer destekli bir kulaklığınız varsa HD ses kalitesinden yararlanabiliyorsunuz. Bilgisayarın sağ tarafında da bir adet USB Type-A girişi bulunuyor. Yani her iki tarafta da toplamda 2 adet USB girişi var. Ancak asıl bağlantı girişleri bilgisayarın arka tarafında. Arka tarafa gelecek olduğumuzda ise yine 2 adet daha USB Type-A girişi bulunuyor. Böylelikle bilgisayarda toplamda 4 tane normal USB girişi mevcut. Aynı zamanda yeni neslin gereksinimi olarak bir adet USB Type-C girişine de Lenovo Legion 5'te yer veriliyor. Bununla birlikte arka tarafta güç girişi ve Ethernet girişi de mevcut. Aynı zamanda monitörlerinizi bağlamanız için de HDMI girişine yine bilgisayarın arka tarafında yer veriliyor. Bilgisayarın özellikle menteşesinden arta kalan tarafında Lenovo'nun soğutma için tasarladığı özel bir yapı olduğunu görüyorsunuz. Gerçekten soğutma tarafında da bilgisayar çok başarılı. İlerleyen zamanlarda bu konuya da geliyor olacağız. Lenovo Legion 5'in 230 Watt'lık bir girişi mevcut. 230 Watt'lık bir adaptör tabii ki çok taşınabilir değil. Çünkü bir oyuncu bilgisayarının gereksinimi olarak oldukça yüksek bir enerjiye sahip. Ancak bilgisayarı oldukça performanslı çalıştırdığını söyleyebiliriz. Oyuncu bilgisayarlarını özellikle bir laptop tercih ediyorsanız ekranın sahip olduğu teknoloji çok önemli. Çünkü bilgisayarı uzun vadeli kullanma planınız varsa her zaman bağlı olacağınız bu ekranın da en iyi standartları desteklemesini istersiniz. Lenovo Legion 5'te bu noktada kullanıcılarını memnun edecek bir dizüstü bilgisayar. Lenovo Legion 5'in 15.6 inçlik Full HD çözünürlüklü bir IPS ekranı bulunuyor. 144 Hz tazeleme hızına sahip olan bu ekran %100 sRGB renk gamutunu destekliyor. Bu da DCI-P3 renk standartı kadar geniş bir renk aralığı vermese de oyuncu bilgisayarları için sunulan en iyi ekran özelliklerinden biri. Özellikle oyundaki renkleri oldukça iyi bir şekilde görmenizi sağlıyor. Aynı zamanda ekran Dolby Vision standartındaki görüntüleri de destekliyor. Böylelikle siz Dolby Vision destekli filmler, diziler izlerken Lenovo Legion 5'te de harika bir görüntü alıyorsunuz. Tabii ki oyun deneyimini zaten hesaba katmıyorum. Oyunlar için Legion 5'in ekranı oldukça başarılı. Aynı zamanda ince ekran çerçeveleriyle de birlikte görüntüler gerçekten çok hoş görünüyorlar. Yine
bir oyuncu bilgisayarına göre oldukça ince, güzel çerçevelere sahip olduğunu söyleyebilirim. Günümüzde genellikle evde olduğumuz koşullarda webcamler de önemli. Hem online derslere bağlanırken hem de toplantılara katılırken dizüstü bilgisayarlarımızda webcam'e gerek duyuyoruz. Lenovo Legion 5'te de dahili olarak bir adet webcam bulunuyor. Tabii ki bir bilgisayardan bekleyeceğiniz seviyede çok aşırı kaliteli değil. Ama oda ışığında da sizi net bir şekilde görünmenizi sağlayacaktır. Ve karşı tarafla yapacağınız görüşmelerde işinizi görecektir. Webcam'in en güzel tarafı ise kendinden sürgülü bir kapağı olması. Bu sayede de eğer kameraya genelde bant takanlardansanız eğer bant takma ihtiyaç duymuyorsunuz. Sadece tırtıklı yapıyı sola ya da sağa itmeniz kameranın önündeki kapağı açmanız, kapamanız için yeterli. Yine bu da güzel detaylardan biri. Lenovo Legion 5'in klavye deneyimine gelecek olursak, şirket burada kendi geliştirdiği TrueStrike klavye dizilimini kullanıyor. Lenovo'nun bu klavye tasarımı aslında diğer modellerden de aşina olduğumuz bir tasarım. Genellikle rahat yazma hissiyatı olan oldukça akıcı klavye deneyimi sunan bu dizilim, oyuncu dizüstü bilgisayarlarında da RGB aydınlatmalı olarak karşımıza çıkıyor. 1.5 mm'lik tuş mesafesiyle yumuşak ve çok iyi bir basma hissiyatı var. Aynı zamanda basma hissiyatıyla da birlikte yanılmadan oldukça keyifli bir şekilde Lenovo Legion 5'li oyunlar oynayabiliyorsunuz. Pek tabi makaleler yazarken ya da farklı amaçlar için klavyeyi kullanırken de klavye oldukça akıcı. Hatta birçok dizüstü bilgisayardan iyi olduğunu söyleyebilirim. Oyuncular için RGB aydınlatma kısmı da tabii ki olmazsa olmaz. Bu bilgisayarda da 4 taraflı RGB aydınlatmalı bir klavye mevcut. 4 tarafa da farklı şekilde atamalar yapabiliyorsunuz. İstediğiniz renkleri ayarlamanız mümkün. Aynı zamanda 3 farklı profil arasında geçiş yapmanız da mümkün. Tüm bu klavye ayarlamalarını Lenovo'nun Vantage yazılımı üzerinden gerçekleştirebiliyorsunuz. Trackpad deneyimine de kısaca değinecek olursak, tabii ki trackpad'le oyunlar oynamak mümkün değil. Bunu hepimiz biliyoruz ama özellikle diyelim ki oyun için kullanmıyorsunuz, iş için ya da okul için bu bilgisayarı kullanıyorsunuz. O durumda da Lenovo Legion 5'in trackpad'i gerçekten çok akıcı çalışıyor. Hatta bugüne kadar test ettiğim Windows dizüstü bilgisayarlarda en iyilerinden biri diyebilirim. Teknik özelliklere gelecek olduğumuzda bizim test ettiğimiz modelde Intel Core i7-10750H işlemcisi yer alıyor. 6 çekirdek ve 12 thread'ten oluşan bu işlemci oldukça güçlü. Hem oyunlar için hem de diğer yazılımlar için bilgisayarın en iyi şekilde performans vermesini sağlıyor. Ekran kartı konusuna gelecek olduğumuzda ise bizim test ettiğimiz modelde Nvidia'nın Turing mimarisi üzerinde inşa ettiği Nvidia GeForce RTX 2060 ekran kartına yer veriliyor. Bilgisayarın GTX 1660 Ti gibi farklı opsiyonlarda da ekran kartlı modelleri mevcut ancak bizim yaptığımız tüm testlerin RTX 2060 için olduğunu söyleyelim. Yine diğer modelleri de görüntülemek istiyorsanız eğer diğer ekran kartlı modelleri de videonun açıklama kısmındaki linkten görüntüleyebilirsiniz. Hem fiyatlarını hem de özelliklerini inceleyebilirsiniz. Ekran kartının 6 GB'lık bir belleği mevcut. 6 GB'lık bellek de tabii ki birçok konuda yeterli. Zaten bu bilgisayarda en üst seviye oyunları ultra yüksek ayarlarda oynayabiliyorsunuz. Bununla birlikte video montaj ya da 3 boyutlu render alma çalışmalarında da RTX 2060 kullanabileceğiniz ekran kartlarından biri. Tabii ki 3000 serisi kadar performanslı olmasa da ya da 2000 serisinin diğer üst modelleri kadar iyi olmasa da ihtiyacınızı karşılayacak orta üst segmente konumlandırabileceğimiz iyi bir ekran kartı. Lenovo Legion 5'te Nvidia GeForce RTX 2060 ekran kartı ile birlikte tabii ki işlemci ile birlikte gelen Intel HD Graphics dahili grafik birimi de mevcut. O yüzden de dizüstü bilgisayar hibrit modelle birlikte çalışıyor. Bu ne demek diyecek olursanız oyun oynamadığınız zamanlarda yani çok daha yüksek bir ekran kartı gerektirmeyen işlemlerde bilgisayar otomatik olarak Intel HD Graphics ekran bileşenini kullanıyor ki özellikle batarya tasarrufu sağlayabilin. Ancak eğer dilerseniz BIOS ayarları üzerinden oldukça kolay bir şekilde Nvidia GeForce RTX 2060 ekran kartını her zaman aktif ekran kartı haline getirebilirsiniz. Nvidia GeForce RTX 2060 ekran kartı Nvidia'nın geliştirdiği DLSS 2.0 teknolojisini de destekliyor. Bu teknoloji temelde yapay zeka desteğiyle görüntüler oluşturuyor
Böylelikle oyunlarda maksimum FPS ile maksimum grafik kalitesini aynı anda vermeyi amaçlıyor. Her oyunda desteği olmasa da destek sunduğu oyunlarda DLSS teknolojisinin oldukça iyi çalıştığını söyleyebiliriz. Aynı zamanda RTX biliyorsunuz ki Nvidia'nın Ray Tracing teknolojisini de kısalttığı isim. Bu ekran kartı da adından anlaşıldığı gibi Ray Tracing teknolojisini destekliyor. Ray Tracing teknolojisi ne işe yarıyor diyecek olursanız oyunlarda ışıklar, gölgeler ve yansımalar oldukça canlı görünüyorlar. Böylelikle de oyunları oynarken çok daha gerçekçi grafikler görebiliyorsunuz. Özellikle biz Lenovo Legion 5'i incelerken Cyberpunk 2077'yi RTX açık olarak oynadık ve gerçekten sonucun çok etkileyici olduğunu söyleyebilirim. Birçok kullanıcı oyunlarda bilgisayarla birlikte ne kadar FPS alındığını da merak ediyor. Bizim yaptığımız denemelerdeki 3 oyunda FPS sonucunu sizinle paylaşayım. Assassin's Creed Valhalla'da ultra yüksek grafik ayarlarında 50 ile 60 FPS arasında aldık. Medium grafik ayarlarında ise bu FPS 65-70 arasına çıktı. Cyberpunk 2077'de yine ultra yüksek ayarlarda bu kez RTX aktif bir şekilde oynadık ve 37 ile 40 FPS arasında sonuca ulaştık. Cyberpunk 2077'yi de medium ayarlarda oynarsanız 65-70 FPS'e ulaşabiliyorsunuz. Aynı zamanda daha eski oyunlara gidecek olursak GTA 5'te ultra yüksek grafik ayarlarında 110 FPS alabiliyorsunuz. Yine Counter-Strike Global Offensive'de zaten maksimum FPS seviyesine ulaşabiliyorsunuz. Bu anlamda da bence ultra grafik ayarlarında 50 FPS 60 FPS sonuç alabilmek oldukça iyi. Oyun deneyiminizi de oldukça akıcı, güzel hale getiriyor. Lenovo Legion 5'in 144 Hz destekli bir ekrana sahip olduğunu söylemiştik. Zaten RTX 2060 ekran kartının 120-110 FPS'e kadar varan limitleriyle birlikte 144 Hz'lik ekran sizin için fazlasıyla yeterli olacaktır ve ekran kartınızın maksimum deneyimine 144 Hz'lik ekranla birlikte ulaşabileceksiniz. Genel anlamda Lenovo Legion 5 ile birlikte oyun deneyiminizin de oldukça akıcı ve iyi olduğunu söyleyebilirim. Oyuncu bilgisayarlarında soğutma konusu da yine kritik noktalardan biri. Lenovo da burada kendi geliştirdiği ColdFront 2.0 soğutma sistemini kullanıyor. Bu teknoloji hem işlemciyi hem de ekran kartını oldukça iyi bir şekilde soğutarak gereken ısı seviyesinde tutuyor ve fan sesi size çok fazla bir rahatsızlık vermiyor. Böylelikle de özellikle fan sesinin kontrollü olmasıyla birlikte hoparlörde oyunu oynarken de bilgisayardan rahatsızlık duymuyorsunuz. Çok fazla kulaklık takma ihtiyacı hissetmiyorsunuz. Ama tabii ki yine duyulur bir fan sesi var. Çünkü oldukça güçlü işlemler yaptığınız bilgisayarlarda fan sesinin önüne geçmek şu an için tamamen mümkün değil. Yaptığımız testlerde genellikle ekran kartının 70 derece ile 72-73 derece skalasında değiştiğini söyleyebiliriz. İşlemci ise ortalama 80-85 derece ısılarında gidip geldi. Bu değerlerde oldukça kabul edilebilir. SSD ve RAM tarafına gelecek olursak bizim incelediğimiz modelde 512 GB'lık PCI Express SSD'ye yer veriliyor. Aynı zamanda 16 GB'lık DDR4 RAM mevcut. Açıkça sahip olduğu SSD ve RAM'in okuma ve yazma hızı oldukça iyi. Hatta mevcut olan standartlarda en iyilerden biri olarak kabul edilebilir. Bu konuda da bilgisayarın sizi oldukça mutlu edeceğini söyleyebilirim. Tabii ki bu kapasitelerin tekrar bizim incelediğimiz model için olduğunu belirtelim. Burada alacağınız modele göre kapasite değişiklik gösterebilir. Yine videonun açıklama kısmındaki linke gittiğiniz zaman o linkte de bilgisayarın farklı konfigürasyonlarını, farklı RAM ve SSD kapasitesine sahip modellerini görüntüleyebilirsiniz. Son olarak batarya konusuna gelecek olursak açıkçası batarya konusunda çok fazla beklentide olmanız gerekmediğini düşünüyorum. Çünkü bu bir oyuncu bilgisayarı ve zaten oyunlarda en iyi grafik ayarlarında en iyi sonucu almak için bilgisayarı her zaman güce bağlı tutmalısınız. Ama ola ki dışarıda çalışmak istediğiniz ya da işte sabah kalktığınız sadece laptopunuzdan iş yerinizi yapacaksınız ve oyun oynamayacaksınız. Bu noktada dizüstü bilgisayarın bataryası yeterli olacaktır. Aktif kullanımda tabii oyun oynamadığınız süre içerisinde ortalama 4 saat, 3 saat bu bilgisayarı rahatlıkla kullanabilirsiniz. Tabii ki yine sizin tercihlerinize ve teknik ayarlamalarınıza göre bu batarya süresi artabilir ya da azalabilir. Özetleyecek olursak Lenovo Legion 5 hem sahip olduğu teknik özelliklerle hem de sahip olduğu tasarım,
klavye deneyimi ve malzeme yapısıyla birlikte tercih edebileceğiniz iyi oyuncu dizüstü bilgisayarlarından biri. Ortalama 10.000-15.000 lira fiyat aralığında iyi bir oyuncu dizüstü bilgisayarı arıyorsanız kesinlikle Lenovo Legion 5'e göz atabilirsiniz. Aynı zamanda bilgisayarın güncel fiyatını ve farklı konfigürasyonların farklı fiyatlarını da görmek istiyorsanız bu videonun açıklama kısmında yer alan linke giderek hepsi burada üzerinden bilgisayarın hem fiyatını görüntüleyebilir hem de dilerseniz o linkten satın alabilirsiniz. Tabii ki alternatiflere de daha sonra göz atabilirsiniz. Lenovo Legion 5 ile ilgili sizinle görüşlerinizi merak ediyoruz. Lütfen yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Aynı zamanda oyunlarla ilgili daha fazla video üretmemizi istiyorsanız videoyu da beğenebilir ve YouTube kanalımıza abone olabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.